Selamlar dostlar. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki bir tane altın taş almıştık artı 7. Öyle kapatmıştık videoyu. Şimdi bunu artı 8'e deneyeceğim. Bir tane parşömenim var elimde. Umarım yormadan 9'a kadar ilerleyebiliriz. Hadi bakalım öncelikle 8'e deneyelim. Evet yandı 6'ya düştü. Ben bunun malzemelerini ayarlayayım topluca bir girişelim. Artı basma malzemelerini aldım. Artı de yaptım hatta tekrar. Tekrardan 8'e deneyelim parşömenle. Hadi bakalım. Yine yandı. Kutsamayla 7 ol. Yandı. Evet. Altın taş. Yine başladı. Bunu basması gerçekten zor ya. Ama hiç yani Metin 2 oynadığım süreç boyunca hiçbir zaman artı 9 altın taş zırhım olmadı. Hani görünüşü açısından da çok seviyorum. Bir de yan açısından da işe yarayacak. Eventlerde falan. Ama geçmiyor. Ben bunu tekrar bir 7 yapıp geleyim. Kaydı kapattıktan sonra çok zorlamadan 7 oldu. Son parçamanımızla tekrardan 8'e deneyelim. Allah Allah yine yandı. 7 de olmadı. Tekrardan artı 7 yaptım. Bir adet de parşömenimi çıkardım. Tekrardan bir 8'e deneyelim. Üçüncü olacak. Hadi bakalım. Evet yine yandı maalesef. 7 olacak mı? Malzeme yok. Ayarlayayım tekrardan. Ay ışığından bir adet daha parşömen çıkardım. Zırhımız 7 de oldu. Hadi bakalım. Yine düştü. Kayıtta hiçbir türlü geçmiyor. 7'ye atalım kutsamayla. Güzel. 8'e de kutsamayla atıyorum. Evet. Yandı. 7 malzeme. altın taşları bütün paramızı bitirdi ama pazarımızda çok güzel bir satış yapmışız. Ateş ayakkabımız satılmış. 28 10 2 KHP ile 10 kritikli. Geçen videomuzda almıştık. Onlarca da birkaç parça daha item satılmış. 33 10luk bir satış yapmışız. Sonunda ya sonunda vallahi yılmıştım artık. Artı 8 geçti. Kayıt dışı bastım. Kutsamayla bastım hem de artı 8 oldu. En azından artı 9'a deneyebileceğiz artık. Artı 8'e basana kadar da bu arada 8 10 10 10 o civarlarda bir masraf ettim inatlaştım iyice. Çok gereksiz oldu. Ama çok güzel bir zırh yani. Umarım artı 9'a zorlamaz. Burada zorladıklarına sayarız o zaman. Hadi bakalım malzemelerini alıp 9'a denemeye geçelim. Altın taş zırhı gözümü çok korkuttu. O yüzden birkaç metalle basayım artı 9'a dedim. 15 tane hidranın sandığı aldım. Totalde 2,5 won para verdim buraya. Umarım katlayabiliriz. Şöyle bilgi kısmını açayım. Açmaya başlayayım. Hadi bakalım bir metal alırız umarım. Güzel. İlk sandıktan metal. Çok güzel oldu bu. Kenara ayıralım. 2 bonumuz çıktı. Evet bunu at yere. Devam edelim. Artık bir o güzel beyaz kaplan çıktı bir tane. O da onem falan ediyor. O kuşak süper. Onemiş kuşak çıktı. E, şu an parasını çıkardı. Bundan sonra sikar diyebiliriz. Kötü ruh da gayet güzel. 30 em 2 tanesi. Evet şimdilik iyi bir şey çıkmıyor gibi. Bir tane daha bir şey versen. Oo. <laughs> ikinci omun demiş kuşak. Güzel yukarı sallarız bunları da. Geçerse çok büyük kardayız valla. Hadi bir metal daha ver ya. Taş sanatı. Bir tane daha metal verirse çok işime yarayacak o yüzden yani. Cadı verdi bir tane de. Bu da güzel. En az 20-25 hem eder bu da. Son sandığımızı da açıyorum. Evet bundan bir şey çıkmadı. İki tane kuşağımız var. Metalimiz falan. Güzel kardayız her türlü. Bu 2-10 zaten. Hani... Bununla 2 won e, Burası 2,5 won desek bir de kuşaklar var. Gayet güzel. Kuşaklarımızı da atmaya geldik. Eğer bu geçerse direkt bize kar olarak yansıyacak. Öncekiler sandık parasını çıkardı dersek bu direkt karımız olacak. Hadi bakalım umarım geçer çok güzel. Oldu. Kaçaymış olduğu hiç önemli değil. En kötü 3 won edecek çünkü. Bakalım şöyle bir parlama var mı? Parlıyor. Parlıyor bu. Aa parlıyor. Süper süper ya. Tam anlayamadım ilk defa 19 demiş kuşak oldu çünkü. Gayet güzel. Bu daha da fazla para eder. Çok güzel kardayız. Bir adet daha büyülü metal çıkarana kadar birkaç lira sandığı daha açtım. Şimdi çıkardım. Totalde buçuk onluk bir masrafımız oldu. 2 tane büyülü metal, dört tane kötü işte cadılar falan, e, kuşak bir sürü şey çıktı. Zaten şu iki tane büyülü metalin ederi dört on. Neredeyse bu sandıkları karşılıyor. Bir de kuşağımız var. Kuşağımızda 19 emiş geldi şansımıza. Hadi gelin bunun da fiyatına bakalım. Çok temiz kardayız ama. Kuşağımızda en aşağı 4, 10, 25 emek kurulmuş. 19 emiş. Ki dandik bir şey emdirilmiş. Düzü daha pahalı bile olabilir. Şöyle bakalım başka bir şey var mı diye hatta. Aynen bakın düz 19 emiş 4.5 on. 4 ondan 10. saysak bile yine çok temiz kardayız. Kritik ana geldik. Şu an benim Titan'ımı tek de artı 9 bastığım yerdeyiz. Alnilam sunucusunda basmıştım. Umarım şans getirir. 2 tane büyülü metal bir demirci metalle 9'a deneyeceğiz. Önden metallerimizi açacağız. Umarım metaller de geçer de demirciye hiç gerek kalmaz. Tabi zor bir ihtimal. Ama hadi bakalım şansımızı deneyelim. Vallahi heyecanlandım. Çünkü çok zorluyor. Tık tık bu artı bas malzemeleri gidecek bu arada. Şöyle ilk artımızı deneyelim. Evet ilki başarısız oldu. Şaşırmadık. Geriye iki tane deneme hakkımız kaldı. Umarım bu ikinci metalde geçer. Demirci el kitabında düşüyor. Çok sıkıntı. Hadi bakalım ya. Lütfen metalde geçsin. Yine yandı ve metale kaldı. Metal de yanarsa 7'ye düşecek. Çok sıkıntı ama şansı daha yüksek. Hadi bakalım bu sefer deneyelim bunda geçsin. İşte bu kadar. İşte bu kadar altın taş zırhına bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Ama şu görünüşe bakar mısınız ya? Yani görünüşü de çok güzel. İşlevi de çok güzel olacak yan çarlarımızda kullandığımızda. Şuna bir de saç stili ayarlarsam daha da güzel gözükecek. Triton'la da ayrı güzel gözüküyor vallahi ya. Vallahi çok mutlu oldum. En azından hani bu kadar masraf etmemize değdi mi bilmiyorum ama bana kalırsa değdi. Şu görünüşe değer ya. Güzel, süper. Hayırlı olsun bakalım. İleride planlarımızda da kullandığımızda, yançarlarımızda görürsünüz sizlerde. Paramız da hazır bolken bir simya deneyelim dedim. Efsane bir iki tane eşim alacağım. 3135 em tanesi. İki tane vardı böyle. 3137 demiş diye de. Totalde 6 won 72 emlik bir para verdik. Umarım bunu çıkarabiliriz. Umarım öncelikle Mitsi'ye geçer. Hadi bakalım simyacıya geçelim. Simyacıya geldik. Meleği ve Hidra dönemediğimiz için 3 won gibi fiyatlar bizim için oldukça yüksek fiyatlar. Yanması durumunda gerçekten çok üzücü olur. Bakalım umarım geçer de Mitsi'ye Efsun'a bakarız. Deneyelim şöyle. Evet maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Bir tane daha eşine alayım ben geleyim. 3.5 won'a bir efsanevi yeşim daha aldık. Totalde masrafımız 10 won oldu. Yani 6'da 6 gelirse kurtarır tabii ki. Ama ya da iyi bir efsun. Tabii başta umarım geçer. Bu sefer de yanarsa biteriz. Şöyle bunu da ben bir deneyeyim. Deneyemedim. Niye kapattım ya yanlışlıkla. Şöyle direkt basacağım ya. Hadi bakalım. Güzel. Başarılıyı gördük. Mitsiyi gördük en azından. Önceden 6'da 6 çift HP absorbe getirmiştim. 35 Fon'a 2-3 saatte satılmıştı. Şimdi bakalım. Güzel bir efsunu gelmiştir umarım ya. Umarım duvar değildir. Şöyle yavaş yavaş yaklaştıralım derken. Evet. Dup duvar bir şey gördük. Olsun. Sağ olun. Şans eseri uyguna bir siyah yuvarlak kalkan buldum. 15 blok 2 şeytan sadece o Yan çarlarımızda oldukça işimize yarar. Değişmelik 5 efsunlu cennetin gözü bilezik aldım. Şöyle göstereyim. 4 tane efsun aldım bir de. Ayıralım bunları. Saat yönünden atmaya başlayacağım şimdi. Soldan başlayayım. Şöyle bakarsınız güzel bir efsun yakalarız. Bakalım ne geldi. Kendi bileziğimizde çıkaralım da ne olur ne olmaz. 15 rüzgar. 3 TC, 3 HP absorbe de yani. Hiçbir şey yok 15 rüzgarın yanında ya. Satılır mı ki bu? Neyse ben bunu biraz düşündüm. Baktım piyasasına 50-60 M üstte de değişmeliklerden. O da kardır diye yenisini aldım. Tekrardan atalım şöyle. Hadi bakalım güzel bir şey gel. Oo, hiçbir tam oran yok. Değişelim seriden. Atalım son iki ev sunumuz kaldı. Bakalım 20 ölümsüz 20 şeytan ona hep absorbe 6 rüzgar. 6 rüzgar 20 şeytan gerçekten işlevli bir hepsin. Yani ben böyle kullanıyordum ormanda. Hem masrafsız hem de hasarını oldukça arttırıyor. Rüzgarın çoksa gayet alınır. 10 EP absorbesi de var. Güzel güzel. Bu satılır ya. Ben bunu satıyordum yani böylesine. Bakın bu arada bu da benim kendi kullandı. Hemen hemen aynı neredeyse onunla. Ki ben bunu 3 onamı ne almıştım zamanında. Şimdi de en kötü herhalde. Ölü piyasada. 2-2.5 o Artık bir tane daha alırız. Son Epson'da onu atarız ya da ayırırız kenara. Bu satılır. Piyasada epey değişmelik var diye bir tane daha aldım. Son Epson'da buna sallayalım bakalım. Bakarsınız tek de güzel bir şey yakalarız. Evet maalesef gelmedi. Olsun iki tane en azından bilezik elde edebildik. Yine bir kar yaptık az da olsa. Uyguna bir cennetin gözü bilezik buldum. Şöyle göstereyim. 1KHP, 10 rüzgar, 10 şeytan, 3 DHP absorbesi var 1.5 won. Bunlar piyasa ölmeden önce 3 ona satılıyordu. Herhalde şimdi de 2 2,5 en kötü ihtimal ederler. Yine uyguna geldi bir cennetin gözü bilezik. 3 won, 15 ateş, 10 HP absorbeli. Ben bunlar da 9'unu kullanıyorum. Bu da 3 won'dan fazlası ne eder? 1 won kar ederiz en kötü ihtimal. Bu sefer de uyguna bir kostüm, 1 wona 15 ateşli, 15 günlük neredeyse. Şöyle gördüğünüz gibi 15 günlük düzler bile 1,5 won. Bunda 15 ateş var bir de. Bundan da ETP görevlerini yapmaya çalışıyorum yani Doyum hanım burasında, en sol ışınlayıcının orada arkadaşlar. Burayı bilirsiniz zaten. Şimdi başlayacağım. 5 tane ETP üzerimde var. 57 dakikası var eldivenimin. Bakalım kaç dakikada 5 tane koru elde edeceğim. Bunu sizle paylaşacağım birazdan. Yerdeki ETP'leri almamla birlikte ETP görevimizi de bitirmiş olduk. Aynen bitti şöyle güzel. 43 dakikası kaldı eldivenin. 57 dakikaydı. 14 dakika geçmiş. Bu arada ateş oranım düşük benim. Gördüğünüz gibi kostümler yap. O yüzden yavaş kastım. Hani ortalama bir 10 dakika desek 5 şarla günde 50 dakikada 25 kor kasabilirsiniz ve çok güzel gelir olur. Pazarımızda yine çok güzel bir para birikmiş. 12 10, 247 emlik bir satış yapmışız. Üzerimize alalım bunu. Ve bir kostüm beğendim ben. Onu çekeceğim. Sizlere de göstereyim hatta kaydı bölmeden. Burada başlıktı. Hatta like diyelim bir tek erkek kostümleri çıksın. 66 emlikti. ikinci sayfadadır herhalde. Evet. 15 şimşek 20 şeytan. Hani gelebilecek Sürgündeki en iyi Efsun bu. 66 m gayet ucuz. Günü önemli değil arkadaşlar. Kostüm bonus aktarımıyla bunu aktaracak insanlar elbet vardır. En kötü satılmazsa biz aktarır. Daha yüksek bir fiyatı satarız. Ki satılacağını düşünüyorum. Şimdilik 1.5 ondan koyayım ben bunu. Günü hazırlarsa 1 won'a kadar düşerim. Ama kesinlikle kar bırakır bize. 5 efsunlu şimşek tılsımları 2.5 wonken 3 won 15 eme. Buz direnci 25 olan böcek 20'si olan çok güzel bir şimşek tılsım buldum. Bunu alayım. Yani şu an en düşük 25 buz dirençli tılsım buz tılsımı hariçler onlar çok küçük fiyat. 3 10, 80 m 3 10, 90 m 4 won o civarlarda. Biz bunu 3 won m'den aldık. 3.8 won'a atayım ben bunu. Hiç yoktan bir 65 m kar bırakır. İlla ki satılır bu. Evet 3.8'den atayım pazara. Yanında 20 böcek efsunu da olması gayet güzel. Arkadaşlar baktım ETP'ler 5-10 dakikada kasılıyor 5 tanesi. O yüzden ETP içeri kasmaya karar verdim. Çarımı açtım. Razador sandıklarımı aldım. Amacım tecrübe çıkarıp bunu 10-11 level yapmak. Çünkü hem binek gelecek. Hem de grup kurma da benim aracı çarım 41 level olduğundan kolaylık sağlayacak. Bakalım çok güzel. Oo. Tek bir tecrübede 20 level oldu bile. Gayet güzel. 21-22. Yani etmek önemli değil. Ki önemli olmasın zaten. Çıkanlar bomboş sistemler. Bu çarımızda 50 level'a kadar yan çarımla kastım. Sonrasında kendisiyle kastım ve korları da kastım bir yandan. 25 korumuz oldu totalde. Çarımızda 55 level oldu. 4 geçit bileti daha var. Onlarla 61'e doğru gideriz. Totalde 30 won'a yakın bir paramız oldu. Pazarımızda 12.5 onluk bir satış yapılmış. Mitsi yeşimimiz satılmış bu arada. Oradan geliyor bu para. Ve birkaç item daha satılmış. Bunu da üzerimize alalım. VS'lik Selik büyüğümüzün aurası için bir tane titan kalkan buldum. Emdirmelik. Uygun fiyatlı gayet. Neredeydi o sersem yarı. Evet sersem 3 yarı 6 ork. Onlar önemli değil. Sersem yarının 2.5 ork olması gayet uygun. Bunu alalım. Suramızı aktarıp avrasını emdiririz. Güzel. Bayağıdır böyle bir şey arıyordum. Piyasada hiç yoktu. Bu kadar uygun fiyatı en azından. Karabüyü suramıza girdim. Gördüğünüz gibi ateş altı neredeyse P olacak. G10'da. Şöyle avrasını nesne deposundan çekelim. Ta alnilamda oynarken nesne markete gelmişti. de Öyle almıştım bu çarabını. Neredeydi? Değerleri aktardı. Evet. Sola avra. Sağda Titan Kalkan. Vallahi çok güzel denk geldi ya. Evet. Ve Ceri Hasar'ına karşı koyması da olması bu vardı. Çok güzel oldu. Bize büyük avantaj sağlar. Şöyle yansıtalım. Hayırlı olsun. Bunu da halletmiş olduk. En azından yarın bir gün buna bir kalkan almamız gerektiğinde hani sadece yarılı, zekalı bir kalkan bulabiliriz. Sersem de işin içine dahil olunca çok pahalı oluyor. Tek efsun 15 rüzgarlı bir cennetin gözü bilezik buldum. 49 eme. Bunlar 1 ona satılıyor yani en az 1 ona var şu anda zaten. Bunu da alalım 50-10 kar ederiz. Şimdi de Kaplan kalkan artı 9 buldum. Sersem 10 bloğu var. Sadece tek efsun 15 bloklu artı 9 Kaplan Kalkanlar 3 ona satılıyor. Kendim sattım. Bu 3.5-10'dan fazlasını eder. Aynı tarzda biri de Şahin Kalkan buldum. Sersem 10 blok bu da. Şahin Kalkan olduğu için daha pahalı olması normal. Ama 4-10 bile bunun için uygun bir fiyat. Bekletirsek bunlardan güzel karlar ederiz. İki kalkanımızdan da 1 won kar edecek şekilde pazarımıza attım. 4 won 44 kaplan kalkanı 5 won'dan da şahin kalkanı attım. Satılırsa ikisinden 2 won kar etmiş olacağız. ETP çarımızla tekrardan da örümcek zindanına geldim. Totalde 45 ETP'miz oldu bu arada. Bu çarımızı buraya getirip zaten geçit biletlerini 50 level sandığından veriyor. 61'e doğru hem kasıyorum hem de ETP görevlerini çok rahat bir şekilde bitiriyorum. Gördüğünüz gibi bilgelik ve tecrübe yüzüğü takılı. Yan çarımdaki itemlerimi aktardım. Altın taş ve ateşli itemler olsun. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde kesiyor. Ki eldiven takılı olmamasına rağmen ETP görevi 10 dakika sürmeden bitiyor. Hem de ben bir yandan 61'e doğru kasmış oluyorum kendi başına çarı. Tabi biraz hasarımız düşük olduğu için ki bakın bu arada attı. Biraz geç öldürüyoruz. Ama sıkıntı yok yani. Hem kasılıp hem ETP görevini bu şekilde sizler de bitirebilirsiniz. Bu odayı kesmemle birlikte hem ETP görevimi bitirmiş oldum hem de çarımıza 2 level atlatmış oldum. Yani bu diğer geçit biletleriyle gayet 61 level'a atabiliriz. Hem de bir yandan ETP görevlerini yaparız. Hani yan çarla kasıp ta 61'e kadar yan çarla kasmaktansa böyle yapmanız hem sizin için daha seri olur hem de daha az yorucu olur. Çünkü mesela bir sonraki ETP görevini ben yarın yapacağım. Yarın geleceği için. En azından günlere bölmüş olursunuz. Size de bunu tavsiye ederim. Ateşli itemleriniz varsa tabi. Arkadaşlar Piligro arkadaşımız sağ olsun. Efsane bir bilezik alıyorum. 2 KHP 15 rüzgar 20 şeytan. SP çalması da tam oran. Selamlar olsun bu arada buradan da Pelligro'ya. Hay YouTube diyor. Bize güzel bir indirim de yaptı. Pazar okuydu. Fiyatın 2.16'ına altına. 19 Sağ olsun bize bırakıyor. Yani bence benim açımdan elit bir bilezik. Ormanda oldukça işimize yarar. Hükümdarda oldukça işimize yarar. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Çok teşekkür ederim tekrardan Pelligro'ya. Sağ olsun. Vallahi çok güzel oldu. Bu karakterimin yanındaki ETP çarların hepsini custom el level'a yavaş yavaş core'larını ve level'ını kasıyorum. Gördüğünüz gibi 9 tane normal 75 tane işlenmemiş core'umuz var. Altyapımız da şu şekilde görün yani. Birçoğunda altyapı var. Enderler var yani. Bir tek Yakut da yok galiba. Şunları açayım ben geleyim. Açımını yaptım. Size de şöyle göstereyim işlenmemiş kısımlarını. Gördüğünüz gibi Yakuttan çok güzel çıkmış. Yeşimden ortalama, Safir ortalama. Bunlar az olsa da olur diyecektim. Oniksten bayağı çıkmış. Yontulmuşlar da şu şekilde. Hepsini yontulmuşa atıp geleyim. Hepsini yontulmuşa attım. Yontulmuşlar da şu şekilde. Yakut çok güzel çıktı. Ender'e atıp geleyim. 75 artı 9 normal korla 3 tane Ender, Elmas, 3 tane Yakut, 1 tane Yeşim maalesef. Safir 2 tane. Grena hiç çıkmadı. Oniks 3 tane. Bunları da gelin Antika'ya deneyelim. Şöyle elmastan başlayalım. Bakalım ne kadar getirisi olacak. İlki yandı. Evet kötü bir başlangıç oldu. Bir tane geçsin. Bu da yandı. Evet iki de sıfırla başladık. Yakut seriden atalım o zaman. Bu da yandı. Bir daha attım. Allah Allah. Yani Yakut en önemlisiydi. Bu geçmezse kar da bırakmaz tabii ya. İşim de zaten yok. Dandikler kaldı. Safire atalım. Tabii geçer. Evet bir tane safir elde ettik. Bir de bunu atalım. 10x 10x de geçmedi. <laughs> Arkadaşlar yani ben size ETF'nin karlılığından bahsediyordum ama inanılmaz kötü bir şans oldu. Bu arada 75 core da 3 günün özü alıyor 5 yaparsanız. Hiçbir şey değil aslında. Korlardan sonra moralim bozuldu. Sadece bir tane antika safir elde edebildik. O yüzden ben de Efsun'dan yana belki şansımızı güler dedim. Değişmelik bir tane cennetin gözü bilezik aldım. Bunu Efsun'ları yavaştan sallayalım. Bakarsınız güzel bir Efsun gelir. Hadi bakalım başlayalım. İlk Efsun'u atalım birlikte. Bayağıdır güzel bir şey yakalayamıyoruz bilezi. 1500 HP 10 ateş 3 delici. Ah 10 delici olsaydı var ya. Ya da 15 ateş olsaydı ama bu kalmaz gibi ya. Ben bunu değiştireyim en iyisi. Bu şekilde satılacağını düşünmüyorum. O yüzden değiştireceğim. İkinci efsunu da atayım şöyle. Bakalım bu sefer ne gelmiş. O çok kötü gelmiş. 3. efsunu da direkt salladım. Yani artık güzel efsunu da yakalayamıyorum hiçbir şekilde. Çok efsun atmak gerekiyor. Bakalım şuna. 10 delici, 20 şeytan, 10 or. 3 DHP absorbesi var. Jotun da bir 3 gelebilir. Bunu ben kenara ayırayım en iyisi. Bileziği 19 10 verince paramız epey azaldı ama pazarımızda 475 emlik bir satış olmuş. Bileziğin efsunları elit ama 6. 7. efsunu yok. O yüzden ben bunu bir 6. 7. efsuna bırakayım. Sarı parça istiyor. Bunlar normal parçalara göre biraz pahalı. O yüzden güçlü eklemeyle birlikte koyacağım. %70 şansla herhalde geçer. Bunu bırakalım videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.